eserleri mahsus. Şeref verdiniz, bizi onurlandırdınız. Sevgili eşim ve oğlu Mehmet Akif adına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu güzel ve ulvi görevde mahcup etmesin. Birlikten ve beraberlikten Rabbim ayırmasın. Rızasına uygun bayrağın altında, gök kubbenin altında Kur'an ve sünneti hakim kılmak suretiyle merhametli, adil, delikanlı, yiğit, güzel hizmetler nasip eylesin. Rabbim sıdık ve samimi dostlar nasip eylesin. Zalimin zulmünden muhafaza buyursun. Zalim idarecilerden muhafaza buyursun. Gönlünü açan, kalbini açan, kapısını açan, merhamet ehli güzel insanlardan eylesin. Haddini bilenlerden eylesin. Bismillah deyip gelenlerden, abdestsiz imza atmayanlardan eylesin. Erdoğan Bektaş Valim'in emrinde, Manisa'da, Ege'nin yükselen yıldızı bu güzel kentte, sizin çok kıymetli hizmetlerinizin olduğu bu güzel ülkede, yeni ve büyük Türkiye'nin sevdalısı olan yiğitlerden eylesin. Güzel bir son nasip eylesin, huzuruna iyi çıkmayı nasip eylesin. Bu duygularla bir kez daha siz güzel insan, değerli büyüğümü muhabbetle kucaklıyorum. Emirlerinizi bekliyorum. Bu zamana kadar Turgutlu özelinde, Manisa özelinde ve bu güzel ve cennet Türkiye'ye ve insanlığa yaptığınız hayırlı ve güzel hizmetlerden dolayı başta zatanece, zatanece beraber o kıymetli insanları, o nurlu ve altın insanları da bu yarın şükranlarımı sunuyorum. Siz güzel insana şükran duyguları marz ederken sevgili eşinizi de unutmuyor, çocuklarını da unutmuyor. Değerli ailenize de yine bir yerden şükranlarımı sunuyorum. Kapımız gönlümüz açık. Bismillah dedik geldik. Bir ay kadar oldu. Görevimize katıldık. Aşk ve şevkle devam ediyoruz. Huzurlarınızda sevgili ilçe başkanı Mürşit Bey, bu güzel insana ve bu güzel insanla beraber Bismillah deyip göreve katıldıktan sonra muhabbetle gelip kaymakamını ve kaymakamını ziyaret eden hizmet konusunda biz sizinle beraber inşallah varız ve geleceğin, nurlu geleceğin inşası konusunda da aşk ve şevkle elimizi taşın altına koymak suretiyle gece gündüz demeden bir ve beraber tek yürek, tek vücut hizmet edeceğiz. Tek vatan, tek devlet, tek millet ülküsünden ve tek bayrak ülküsünden asla zeval vermeyeceğiz diyen bu güzel insanlara da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yakınlıklarına teşekkür ediyorum. Himayelerine teşekkür ediyorum. Burada mutluyuz ve mesuduz. Allah utandırmasın. Rabbimize teslim olduk. Kanaat yolunun yolcusuyuz. Ana baba duası almaya talibiz. Dualarınızı almaya talibiz. Ben bir kez daha sizin gibi çok değerli bir insanı, yakinen tanıdığım, bildiğimiz, dua ettiğimiz, bir gün nasip olsa da Allah rızası elini sıksak, yanağından öpsek, hasbihal etsek, oturup bir kahve etsek, emirlerini alsak dediği bir güzel insanı bugün Bismillah deyip haftanın ilk gününde karşılamaktan ve duanızı almaktan, himayenizi görmekten dolayı duyduğum mutluluğu da ifade ediyorum. Bu vesileyle teşkilatınıza, teşkilatınızın bütün mensuplarına, ilçe başkanımıza, kadın kolları başkanına, gençlik kolları başkanına hizmet eden bütün o güzel insanları da tebrik ediyorum. Ayrıca vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum inşallah. Vefalı olmak gereğini işaret ederken benden önce hizmet eden Nazmi abiyi de bir kez daha unutmuyorum. Vefalı olmak lazım. Biz mülkiyiz. Haddimizi elhamdülillah bilmeye çalışıyoruz. Bu vatana, bu memlekete aşığız. Aşk ve şevkle kabul buyurursanız biz sizi çok seviyoruz inşallah. Bu duygularla önünüzde sevgiyle, saygıyla eğiliyorum. Ve Manisa Valimiz Erdoğan Bektaş Valim'in emrinde çalışmanın da mesuliyetini biliyorum. O anlamda da Allah mahcup etmesin diyorum. Bir kez daha devletimizin değerli büyüklerine, hükümetimizin değerli büyüklerine, hükümet politikalarını uygulamak, aşk ve şevkle, samimiyetle, sadakatle, delikanlı durarak uygulamak durumunda olan bir kardeşiniz olarak da hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah gününüzü güzel eylesin, haftanızı güzel eylesin, bahtınızı güzel eylesin, gelişmeleri güzel eylesin diyor. Basın mensubu kardeşlerime de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sizinle beraber çalışan, mahiyetinde çalışan, danışman kadronunda çalışan, beraber olan kardeşlerimi de unutmuyorum. Onlara da sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Emirlerinizi bekliyoruz. Ben Giresunluyum efendim. Giresunluyum. Giresun Yağlıdere'liyim. 25 yıllık kamu yöneticisiyim. En son Kütahya'da Şerif Yılmaz Valim'in yanında çalışma bahtiyarlığına eriştim. Kendisinin devletiyle bir olanın, milletiyle gönül bağı kuranın yanındayız sözünü de çok sevdiğim için bir kez daha arz ediyorum. Tokat'tayken Niksar Kaymakamıydım. Göreve başladığında da kapımız ve gönlümüz ardına kadar açık. Beni içinizden birisi olarak görün diyen Yunus Dilli ve Mevlana gönüllü ama devlet olarak dirayetli olan kıymetli valime de bir yerden şükranları müsaadenize de arz ediyorum inşallah. Onu da önemsiyorum. Allah da razı olsun. Eksik olmayın inşallah. Kasabada bulunmaktan mutluyum efendim. Kasabada bulunmakta, kasabalılarla bu güzel insanlarla olmaktan mutluyuz.